Herkese merhaba, ben Halil Cem. Müzik Teorim kanalına hoş geldiniz. Bugün temelden yetenek sınavının hazırlık derslerimizin ikincisini yapıyoruz. Bir önceki hazırlık dersimizde, yani ilk dersimizde tek ses çalışmaları yapmıştık. Tek ses nasıl çalışacaksınız, neler yapmalısınız, onları anlatmıştım. Eğer o videoyu izlemediyseniz, gözünüzden kaçmışsa onu yukarı kartlara bırakıyorum. Oradan o videoya ulaşabilirsiniz. Bir önceki ders dediğim gibi tek ses çalıştık. Bugün çift ses çalışacağız. Ama çift sese geçmeden önce kulağımız alışsın, sesimiz alışsın diye kısa kısa tek sesler soracağım size. Sonra çift sese geçeceğiz. Çift sese de bugün büyük üçlü ve tam dörtlü aralıklar çalışacağız. Büyük üçlü ve tam dörtlü ne demek, nasıl aralıklardan oluşuyor bilmiyorsanız müzik teorisi oynatma listesinde onları da anlattım. Yukarı kartlarda o videoyu bırakıyorum. Oradan büyük üçlü aralık nasıl kurulur, tam dörtlü aralık nasıl kurulur onlara ulaşabilirsiniz. Zaten sadece iki ses çalıştırdığım videolar da vardı. Yani yetenek sınavına hazırlık dersinde sadece çift ses çalıştığımız videoyu da kaçırdıysanız onu da yukarı kartlara bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Ama biz temelden aldığımız için bugün büyük üçlü ve tam dörtlü aralıklardan birkaç tane çalışacağız. Ve o mantığı oluşturunca benim sorduğum haricinde başka aralıklardan da siz büyük üçlü tam dörtlü oluşturarak çalışabilirsiniz. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Daha sonraki derslerimizde tam beşliler işin içine girecek, küçük üçlüler işin içine girecek, büyük ikili, küçük ikili derken yavaş yavaş sınava doğru gideceğiz ve beraber hazırlanacağız. Şimdi tek sesle başlıyorum. Bir daha basıyorum. Na. Yani basılan sesle na aynı frekansta vermeniz gerekiyor. Başka bir tane soruyorum. Önce ben vereceğim, sonra size vermeniz için zaman bırakacağım. Na. Na. Neydi? Bir önceki derste görmüştük. Bastığımız sesle aynı frekansta vermeniz gerekiyor. Sesi taklit ediyoruz aslında. Başka bir tane soruyorum. Artık ben vermiyorum. Nasıl vermeniz gerektiğini biliyorsunuz. Siz devam ediyorsunuz. Evet, şimdi sesimiz açıldı. Seslere alıştık. Dediğim gibi tek sesleri yaptık. Şimdi çift seslere geçiyoruz. Çift sesle dikkat etmeniz gereken şu. İki tane sese aynı anda basılıyor. Önce kalın olan sesi, sonra ince olan sesi veriyorsunuz. Neydi? Sesler aşağı doğru indikçe, dizek üzerinde de aşağı doğru sesler indikçe kalınlaşıyor. Sesler yukarı doğru çıktıkça inceliyor, yani tizleşiyor. Tekrar diyorum, aşağı doğru indikçe kalınlaşıyor, yani pesleşiyor. Yukarı doğru çıktıkça inceliyor, yani tizleşiyor. Onu unutmayın. İki sesi aynı anda basıyorlar sınavda ve siz onu tek tek veriyorsunuz. Önce kalın olan sesi, sonra ince olan sesi veriyorsunuz. Örnek yapıyorum. Na, na. Basıyor, tek tek vermeni istiyor. Yani na, na gibi. Burada da şuna dikkat edin. Basıldığı an ses, kalın olan ses uzuyor. Yani basılı tutacağım şimdi, iyi dinleyin. Kalın olan ses altta uzayacak. İnce olan ses önce direkt kulağımıza ince ses gelecek bastığım an. O çarpıp gidiyor. Kalın olan ses uzamaya devam ediyor. Mesela. Devam ediyor altta. İnce olan ses. Na. Bakın vuruyor gidiyor. Na. Bastığım an kulağa o geliyor. Na na. Yani çift sesle yapmanız gereken şu. Basıldı. Birkaç saniye hepsinde bu. Sakın acele etmeyin. Şunu yapmayın yani. Na na. Vermeyin hemen. Sesi bir dinleyin. Na na. Kalın olan ses uzuyor. İnce olan ses vurup gidiyor. Tamam. Ona dikkat ederek dinlemeye çalışın. Başka bir tane daha yapıyorum. Na na gibi. Şimdi size burada yazdıklarımı soracağım. Altta zaten göreceksiniz.
Hangi notaları bastığımı söyleyeceğim. Ayrı ayrı burada zaten ne olduğunu, hangi aralıklarda olduğunu hepsini altta göreceksiniz. Şimdi ilk sesim, ilk aralığımızı basıyorum. Çift sesimizi basıyorum. Bir daha basıyorum. Demin söylediklerime dikkat edin. Kalın olan uzuyor, ince olan çarpıp gidiyor. Tekrar basıyorum. Bastığım sesler bunlar. Yani na na. Notu olarak vermenizi istemiyorlar sınavda. Yani do mi demeyeceksiniz. Sadece na na olarak duyduğunuz sesleri vereceksiniz. Na na. Yani büyük üçlü bir aralık. Do mi. Büyük üçlü de genelde bundan sonra da altta notaları yazdığımda göreceksiniz. Büyük üçlüleri B3 olarak yazacağım. Bazı yerlerde bunlar büyük M3 olarak da yazılabilir. Majör üçlü olarak. Ama ben burada büyük, küçük, tam, eksik bunları kullanacağım. Bastığımız zaman do mi büyük üçlü. Na. Tamam. İki ses aynı anda basılıyor. Önce kalın olan ses, sonra ince olan ses veriliyor. Yani şunu yapmayın sakın. Na 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 değil, na na olarak vermeniz gerekiyor. Çünkü bazı arkadaşlar duyuma göre önce inceyi sonra kalını veriyor. Hayır, önce kalın sonra ince ses verilecek. Büyük üçlü bir aralıklı do mi. Devam ediyorum. Başka bir iki ses soracağım. Bir daha basıyorum. Son kez basıyorum. Kalın olan uzuyor, ince olan çarpıp gidiyor. Dikkat edin. Tam dörtlü bir aralık. Yani İstiklal Marşı'nın başlangıcı gibi. İki sesi buradan ayırt edebilir. Ya yani daha doğrusu tam dörtlüleri buradan ayırt edebilirsiniz. Başladığınız zaman korkma. Korkma sönmez bu şafak. İstiklal Marşı'nın korkma kısmını tam dörtlü aralık. Yani başka bir tam dörtlü de bassam. Nana korkma ya da korkma tam dörtlü. Tam dörtlü aralıkların hepsi direkt size şeyi anımsatacaktır. İstiklal Marşı'nın başlangıcını korkma. Tamam. Tekrar aynısını veriyorum. Burada bastığım do fa sesleri. Na, kalın uzuyor, ince çarpıp gidiyor. Başka bir büyük üçlü aralığa geçiyorum. İyi dinleyin. Aralıklarında ne olduğunu söylüyorum ki ona göre de dikkat etmeye çalışın. Çünkü temelden alıyoruz çalışmalarımıza. Yine aynı şekilde bas ses uzuyor, alttaki ses, üstteki ses çarpıp gidiyor gibi düşünün. Fa la büyük üçlü bir aralık. Diğer tam dörtlüye geçiyorum. Yani bugün kulağınız büyük üçlü ve tam dörtlü aralıklara alışsın istiyorum. Tam dörtlü neydi? İstiklal Marşı. Tamam, unutmayın onu. Başka bir tam dörtlü basıyorum. İyi dinleyin. Bir daha. Korkma. Yani mi la. Tam dörtlü bir aralık. Başka büyük üçlü geçiyorum. Bir daha basıyorum. Büyük üçlü bir aralık. Başka bir tam dörtlüye geçiyorum.
Bir daha basıyorum. Son kez basıyorum. Tam dörtlü. Büyük üçlüler yani iki tam sesten oluşan aralıklar oluyor. Yani do, re, tam, re, mi, tam. O tamları, yarımları bilmiyorsanız dediğim gibi kartlara bıraktım. Aralıklar nasıl oluşuyor? Hangi aralıklar kaç tam, kaç yarım sesten oluşuyor? Onu anlattığım dersim vardı. Oradan bir sürü büyük ikili. Yani mantığı çözerseniz iki tane tam sesle oluşanların hepsi büyük üçlü. Do, mi, re, fa, diyez, mi, bemol, sol. Mi, sol, diyez. Bunların hepsi büyük üçlü. Ya da ne bileyim, la, do, diyez, la, bemol, do gibi. İki tane tam sesten oluşan sesler büyük üçlü. İki tam bir yarım sesten oluşan sesler de tam dörtlü. Yani do, re, tam, re, mi, tam, mi, fa, yarım. İki tam bir yarım. Ama illa önce iki tam sonra bir yarım olmak zorunda değil. Önce bir yarım sonra iki tam olabilir. Bir tam, bir yarım, bir tam olabilir. Yani toplamda iki tane tam ses, bir tane de yarım ses oluyorsa tam dörtlü bir aralık oluyor. Yani İstiklal Marşı'nın başlangıcını oluşturuyor bize. Bunların hepsini kartlara dediğim gibi müzik teorisi oynatma listesinde aralık bilgisi dersi var. Orada bütün aralıklardan bahsettim ama bugün sizden istediğim şuydu. Büyük üçlü ve tam dörtlü seslere kulağınızın alışması. Ben burada size 3 tane büyük üçlü, 3 tane tam dörtlü aralıklar oluşturdum. Nasıl olduğunu, nasıl duyum olduğunu görmenizi istedim. Sizin de yapmanız gereken şu. Bugün bu videodan sonra oturun. Kendiniz tam dörtlü aralık ve büyük üçlü aralıklara çalışın. Sadece tam dörtlü ve büyük üçlü. Kulağınız onlara alışsın. Bir sonraki dersimize kadar sürekli tam dört, büyük üç, tam dört, büyük üç. Onlara çalışın. Çünkü başka aralıklar da gelecek. Büyük ikili, küçük ikili, ne bileyim tam beşli, işte büyük altılı, küçük altılı, büyük yedili bir sürü aralıklar gelecek. Artık beşli, artık dörtlü, eksik dörtlü, eksik beşli gibi aralıklar gelecek. Onun için size söylediğim hafta hangileri ise onların temelini oluşturun ki bir sonraki derse geçtiğimizde bocalamayın. Ya da burada eksiniz olursa bir sonrakine geçtiğimizde bu eksik olarak kalacak, tamamlayamayacaksınız. Biz ne yapıyoruz? Temelden alıyoruz. Bugün sizlerle tek sesle ısındık. Çünkü tek sesleri bir önceki ders görmüştük. Büyük üçlü ve tam dörtlü aralık çalıştık. Büyük üçlü ve tam dörtlü aralıklara kulağınız iyice yerleşsin. Şimdi hızlı bir şekilde bugün sorduklarımı tekrar soracağım kulağınıza yer etmesi için. Daha sonra siz müzik, eğer bilmiyorsanız büyük üçlü tam dörtlü aralık nasıl oluşturuluyor? Müzik teorisi oynatma listesine gideceksiniz. Oradan aralık bilgisi olana bakacaksınız. Ya da zaten kartlara bıraktım. O kartlardan tıklayacaksınız. Büyük üçlü aralık nasılmış? Tam dörtlü aralık nasılmış? Nasıl oluşuyormuş? Onları çalışacaksınız. Benim sorduğumun haricinde kendiniz de aralık oluşturarak çalışacaksınız. Şimdi başlıyorum ilkiyle. Sadece büyük üçleri soracağım önce. 3 tane büyük üçlü peş peşe. Sonra 3 tane de tam dörtlü peş peşe. İlk büyük üçlü ile başlıyoruz. Dediğim gibi sınavda sizden notu olarak do mi demenizi istemezler. Na na olarak vermenizi isterler. Bu ilk büyük üçlümüzdü. Diğerine geçiyorum. Bir daha basıyorum. Na na. Bir diğerine geçiyorum. Bir daha basıyorum. Na sol si. Bir önceki büyük üçte fa la idi. Şimdi tam dört seslerimize geçiyoruz. Bir daha basıyorum. Na na do fa korkma. Tamam. Na na tam dörtlü. Diğer tam dörtlüye geçiyorum. Na na
Evet, sonuncu tam dörtlü aralığımıza geçiyorum. Bugünkü temelden yetenek sınavına hazırlık dersimiz bu kadardı. Büyük üçlü ve tam dörtlü aralık çalıştık. Dediğim gibi bir önceki tek ses çalışmalarına katılmadıysanız ya da izlemediyseniz ya da gözünüzden kaçmışsa oraya da gidip kartlardan izleyebilirsiniz. Çünkü temeliniz yoksa zorlanacaksınız. Eğer belli bir seviyedeyseniz tek sesleri zaten yapıyorsanız bu videodan da başlayabilirsiniz. Önümüzdeki derse kadar büyük 3 ve tam 4'lü aralıkların tamamını halletmenizi istiyorum. Sonra başka aralıklar gelmeye devam edecek. İşte bu tarz içerikler gelmeye devam ederken gözünüzden kaçırmamanız için, yeni videolar geldiğinde bunun bildirimleri size gelmesi için kanala abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor ki ben yeni bir ders attığım zaman size bildirim olarak gelsin. Siz de gözünüzden kaçırmayın. İşinize yarayacak videoyu belki gözden kaçırdığınız için izleyemeyeceksiniz. Yani kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yeni derslerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Eğer beni Instagram'dan takip etmek istiyorsanız Instagram linkimi de aşağı açıklamalar kısmında bırakıyorum. Oradan beni takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları mesaj atarak sorabilirsiniz. Bazen geç dönüş yapabiliyorum çünkü çok fazla mesaj birikebiliyor. Oradan sorularınızı sorabilirsiniz ya da özel ders almak istiyorsanız yine Instagram üzerinden mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa, anlattığım yerde anlamadığınız konular varsa lütfen onları da aşağı yorum olarak yazın. Şurayı anlamadık, bunu yapamadık ya da burayı nasıl yapmamız gerekiyor diye yazın. Ben de ona göre oradan elimden gelince size bunu anlatmaya çalışayım. Haftaya kadar tamamen büyük üçlü ve tam dörtlü aralıkları yerleştireceksiniz ve öyle geleceksiniz, ilerlemeye devam edeceğiz. Herkese kolay gelsin, görüşmek üzere.